Bu hayvan figürü, canavar figürü Dabbe'ye denmesi, Kur'an-ı Kerim'deki geçen diğer Dabbe kelimelerine uyuşmuyor zaten. O yüzden hani canavar demek ve canavar tanımı yapmak Dabbe için e, mümkün gözükmüyor. Benim çalışmalarımda anladığım evet. kadarıyla böyle. Devam edeyim. E, 47'yi alabilir miyiz? 47'de de ellerinde ok veya... Sen oradan git bize evet. bir anlat ne varsa. Evet. Al eline. Bu tarafa gel istersen öyle tam bize bu evet. tarafa evet evet El, ellerin evet. ok ve yay tutan erkek ve dişi Yecüc mecüc yine bu da ahvali kıyamet bölümünden Yecüc mecücü bu şekilde anlatmışlar ee, 48'i alabilir miyiz burada Yecüc mecücü göster hangisi bunların yeçüc mecüc, evet, mecüc, Yecüc -Mecüc olduğunu, olduğunu söylüyorum evet, evet bir şekilde yerden çıkıp geldiği evet. veyahut da bir mağaranın içinden veyahut da bir oluktan geldikleri gösteriyor. Evet şimdi evet. bir şey daha söyleyebilir miyim? Burada evet. resme katkıda bulunayım yorum yapayım. E, dikkat ederseniz o resimlerdeki e, bıyık ve göz ve şapkalar kıyafetleriyle beraber Yejiş'te Mecrüm. eee kime hangi ırkları Türk, olarak... Türkleri efendim? Moğolları. Moğolları. Evet, evet. Neden Moğolları gösteriyorlar? Neden onu Moğollar olarak Çünkü sembolize etmişler? Çünkü bir zamanlar etmişler? Yecüc ve Mecüc'ün Moğollar olduğuna inanılmış. Neden inanmışlar ama? Şimdi Tevrat'ta Gok ve Mogok geçiyor ya Magok kelimesi Yafes soyu olarak e, gözükür. Yafes soyundan da gelenlerin de Moğol olduğu iddia edildiği için iddia edildiği için Magok kelimesini Moğollarla özleştirip Gok Magok'un aslında Türkler olduğunu İşaret it, eder. İtiraf edenler olmuştur. Evet. Orada tabii e, bizim Kur'an-ı Kerim'de yeşil de e baktığınız zaman, onun kelimelerine baktığınız zaman hangi boyuttan, nereden, nasıl geldiğini incelediğimiz zaman Moğollar olduğunu e, düşünmüyoruz. Ama o figürü e, her kim çizdiyse Moğollar Dakarşı olarak çizmiş. düşünmüş evet. ve onun çıkış yolu da, çıkışı da bence. Bu olmuş. Şimdi yalnız bununla alakalı şöyle bir şey söyleyeyim. Bu e, kitabı anlatan metinler, kaynaklar diyor ki ve Abdurrahman el Bistami'nin kendisi de diyor ki. Bu olaylar mutlaka yaşanacaktır diyor. Zaten 3. Murad'ın ve 3. Mehmet'in derdi neydi? Olacak olan olayları halka ve insanlara anlatmak ve önlem almak değil miydi? O yüzden zaten Nakkaş Hasan'a verilen emir bu. Sen bu kitabı resimli hale getir ki insanlar yaşanacak olan olayları anlasınlar, gözlerinde canlandırabilsinler. O yüzden resimlendirilmiş. Onu bir belirtmekte yarar var. 48'i alabilir miyiz? Şimdi resimleri bittikten sonra bu kitapla alakalı daha söyleyeceğim şeyler var. Bakın burada yine acayip bir mahlukatın içerisinde e, yedi başlı ejder ve e, simurg e, kunda kıyamete yakın zuhur edeceğine dair e, işaretler var. İşte yedi başlı ejder Hiç burada. Hiç bilmeyen için söyle simurg nedir? As aslında simurg zümrüde da denir. Aslında bir tasavvufi inanışa göre insanı kamili sembolize eder aslında. Feridun'un atlar Hazretleri de Mantıkut Tayr Çünkü kitabında kendi ateşlerinden evet, yanmıştır ve ateşinden doğduğu için onun bir tekamüle uğradığı söyledi, söylenir değil mi? Evet. Eee evet. atlar eee Mantıkut kitabında bunu anlatır. E, Simurgu görmeye giden ulaşmayı başaran, hak eden kuşlar kendi kendilerini görürler ve Simurg olurlar. Asla evet. kendilerinin Simurg olduğunu anlarlar. Şimdi e, son bir resim kaldı 49. Bu tercüme miftahı cifril cami kitabından burada da işte bu kitabın şöyle bir özelliği var. Abdurrahman el-Bistami şunu yazmış demiş ki kitabının içerisinde. Ey insanlar sizin yaptığınız hatalar bir. Sizi Tanrı'dan yani yaratandan alıkoyuyor. Günah denilen şey budur. Ve dünyadaki işlerin eğer düzelmesini istiyorsanız hata denebilecek ya da günah denebilecek ya da Yaratanın sevmeyeceği ya da insan fıtratına uymayacak hareketleri yapmayın diyor Abdurrahman El Bistami. Eğer yaparsanız bu dünyada size bunlar kötülük olarak kötü olaylar olarak karşınıza çıkar. Ahirette de diyor karşınıza zebaniler olarak karşınıza çıkar diyor. İşte burada bunların resmedilmiş hali. Bir de Abdurrahman El Bistami şunu da diyor. Mesela kıyamete kıyamette amel defterlerinin insanların üstüne yağması. Ve insanlara al amel defterlerini oku denmesiyle alakalı da şöyle bir şey diyor. İnsanlar kendi hatalarıyla yaşarken yüzleşirlerse e, Azrail onlara güzel gözükecektir. Ve asla zebanilerle diyor karşılaşmayacaklardır ve dünyada yaşanan hayatta çok güzel olacaktır diyor. Yani dünyada Peki, yaptıklarınızı dünyada bulursanız. Dünyada da bulursunuz evet. ahirette de bulursunuz diyor. Ama dünyada da bulmamak için ahirette de bulmamak için iyi insan olun adam gibi adam olun diyor. Yalnız Şamil bu kitabın insan olun Evet. Diyor. Bu kitabın içinde ilginç bir detay var. Diyor ki insanlar diyor gelecekte esas şimdi geldik. Kıyametten öncesiyle ilgili neler dediğine. Onları söyleyelim ki esas şey anlaşılsın, ortaya çıksın. Mesela bu kitabın içerisinde Abdurrahman Elbistami diyor ki insanlar gelecekte öyle oyun ve eğlenceler icat edecekler ki ...bu oyun ve eğlenceler hayali olacak diyor. Hatta o hayalin içine girip oturacaklar diyor. Metaverse'den bahsediyor. Size Metaverse. evet. Sonra diyor ki... ...melekler insanların haline ağlayacaklar diyor. İnsanlar öyle acınası hale gelecek ki... ...melekler insanların haline ağlayacaklar diyor. Bir de bundan bahsediyor. Ve en son bahsettiği şeyler kıyametten önce... ...kıyametten önce... ...insanoğlu büyük depremler... Evet. Kasırgalar, fırtınalar, çekirge istilası, kelebek istilası gibi olaylar yaşayacaktır diyor. Bir de bu kitabın şöyle bir özelliği var. Tercüme-i Miftahı Cifrül Camii'nin. Bu kitabın içerisinde ben onu e, resimler çok olmasın diye koymadım. Bir dünya haritası var bu kitabın içerisinde. Kudüs, Mekke, Medine, Mısır ve İstanbul haritaları var dünya haritasından başka. Ve buralarda önemli... Olayların da yerleri işaretlenmiş ve olacak tarihler Ne olaylar söylenmiş. var? İşte bu az önce ismini saydığım işte bu kelebek istilası, çekirge istilası, depremler, kasırgalar, seller. Büyük felaketler. Gö evet gök taşlarının düşmesi ya da volkanların patlaması vesaire gibi. Ya da dünyanın çeşitli başka yerlerinde de anlatmış. Yani hem bir dünya haritası var hem de saydığım kadim şehirler işte Mekke, Medine, Mısır, Kudüs, İstanbul gibi. Bunların da evet. haritaları var bu kitabın içerisinde. Başka ne örnekler vereceksin bize? Ee, aslında kadim tam, tam... metinlerde gelecekle ilgili mesela Tabii. çok güzel e, bir konuya değindi. Dedi ki bahsedilen e, hani ahvalı kıyamet veyahut da acayip e, ul mahlukat, mahlukat kitaplarında dedi. Çok önemli bir şey var. İnsanlar dedi bir gün gelecek ki ee, öyle oyunlar oynayacaklar bu oyunlar içinde hayali olacak. hayali olacak ve içinde yaşadıklarını sanacaklar dedi yani bugün baktığımız zaman kadim bir metinde e, gelecekle ilgili bir atıf bulunmuş bunu ufak bir çocuğa da söylesek yani şey 5-6 yaşında metaverse'ü tarif ettiğini bir şekilde bilir şimdi bu hemen hemen bütün kavimlerde var kıyametin olduğu felaketi görmüşler <laughs> e tufan Sümer metinlerinde yazmıyor.